Ama haber bülteni Ali Efendoğlu ile başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce bu başlıkları izleyelim. Başbakan Muhammed Şial, Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ekonomik alanlarda ve radan askeri yeteneklerinin geliştirilmesi alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Başbakan İsviçre'deki Davos Forumu oturumunda aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Federal Dürüstlük Komisyonu özel okulu inşa etme izni karşılığında rüşvet suçunu işleyen iki sanığı da suçüstü yakaladı. Güvenlik konularına ilişkin olarak El Cezire Operasyon Komutanlığı aralarında sözde El Cezire valisinin de bulunduğu 4 Daişli teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Pakistan, İran'ın Sistan ve Blüjistan eyaletlerine bir dizi askeri saldırı düzenledi. Gazze'ye yönelik Siyonist savaşa, daha doğrusu Siyonist savaşta Gazze şeridinin güneyindeki refahta Siyonistlerin bir devi bombalaması sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 vatandaş şehit oldu ve yaklaşık 30 kişi yaralandı. Bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ekonomik alanlarda ve Irak'ın askeri yeteneklerinin geliştirilmesi alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Başbakan Irak Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli türlerinin teknik ve saha yeteneklerinin çeşitlendirilmesine ve terörist daeşe karşı kazanılan zaferin pekiştirilmesine dikkat çekti. Başbakan İsviçre'deki Davos Formu oturum aralarında Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Toplantının başında Başbakan, Guterres'e Filistin davasına destek veren tutumu ve Gazze'deki savaşı durdurma çabalarından dolayı teşekkür ederek, Raun Filistin, halkının yaşama hakkı konusundaki sağlam ve ilkeli konumunu vurguladı. Başbakan ayrıca Başkan Yardımcısı Muhtar Diyop Başkanlığındaki Uluslararası Finans Kurumu Heyeti ile de görüştü. Başbakan özellikle Sivil Havacılık Otoritesi ile Uluslararası kurum arasında Bağdat Uluslararası Havalimanı geliştirme projesine ilişkin bir yatırım porfiyo hazırlanmasına yönelik bir sözleşmenin imzalanmasının ardından hükümetin Uluslararası Kurumla işbirliği ve ortaklığın kapsamını geliştirmeyi hazır olduğunu yeniledi. Başbakan Muhammed Şia El Sudani hükümetin uluslararası finans kurumuyla işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Başbakan Muhammed Şia El Sudani çarşamba günü hükümetin uluslararası finans kurumuyla işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu yeniledi. Başbakan'ın basın ofisinden alınan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şeyha Es-Sudani Davos'ta düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'na katılımı kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Muhtar Diop, Başkanlığındaki Uluslararası Finans Kurumu ÖFC heyetiyle bir araya geldi. Müzik açıklamaya göre görüşmede Irak hükümeti ekonomik reformlar ve büyük stratejik ve yatırım projelerinin uygulanması konusunda ilerlerken Irak ile Dünya Bankası grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finansın Kurumu arasındaki işbirliği umutları gözden geçirildi. Ayrıca Başbakan Sudani, hükümetin uluslararası finans kurumuyla işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu yeniledi. Başbakan Dünya Bankası Grup Başkanı Acay Banga ile yaptığı görüşmede yeni Irak hükümetinin ekonomi ve bankacılık sektörlerinde uyguladığı ve özel sektörü destekleyen politikalarını gerçekçi bir şekilde yansıtan Dünya Bankası ile raporlarının önemini vurguladı. Başbakan hükümetin tedbirlerinin bölge ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ışığında ekonomiyi çeşitlendirmeyi, büyümeyi, artırmayı ve finansal istikrarı sağlamayı amaçladığını belirtti. Davos formunu çalışmalarının bir diğer boyutunda Başbakan Muhammed Şia El Sudani İran ikili ilişkiler çerçevesinde uluslararası koalisyon ülkeleriyle silah, eğitim ve tecizat alanında işbirliği yapmaktan çekinmediğini doğruladı. Başbakanın bu açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Toplantıda uluslararası koalisyon güçlerinin varlığının sona erdirilmesi konusuna ve ikili diyalog yoluyla misyonun sona ermesini düzenlenmek için idari adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasının önemine değindi. Davos'ta 15-19 Ocak arasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen 54. konferansta ekonomik, siyasi ve toplumsal konulara ilişkin kanunlar daha doğrusu konular masaya yatırılacak. Davos'ta 15-19 arasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen 54. konferansta ekonomik, siyasi ve toplumsal konulara ilişkin konular masaya yatırılacak. İsviçre başkenti Davos'ta düzenlenen konferansta dünya ekonomisi tartışılacak. Ekonomide ciddi değişiklikler var. Bunun en başında yaşanan borç krizi var. Bunun yanında dünyanın birçok ülkesinde ekonomik durgunluk var ve bunların yanında iklim değişikliği yüzünden de çok siyasi ve ekonomik değişikliklere yol açtı. Bu konferanstan ekonomik yönden değişmelerin yapılması için bazı tavsiyeler çıkabilir. yani يخرج المؤتمر بتوصيات تتعلق فيما فيما يخص التغيرات Bu konferansın her ne kadar başlığı ekonomi görülse de ancak dünya üzerinde yaşayan siyasi gelişmeler, iklim değişikliği ve teknolojinin ilerlemesi bu buluşmada büyük önem taşır. Tecmuat iklimiye hiye

Konferansa katılan üyelerin arasında yüzden fazla farklı alanlarda toplantıların düzenlenmesi bekleniyor. Bu toplantılarda siyasi, ekonomik, iklim değişikliği ve enerji gibi önemli konulara ilişkin işbirliği yapılması bekleniyor. Seçim Yargı Komisyonu, komisyonun il meclisi seçimleriyle ilgili kendisine gönderdiği itirazları incelemeyi tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi Medya Merkezi Yargı Organının yasal olarak öngörülen süre içinde tamamlanan 338 itiraz değerlendirdiğini söyledi. Federal Dürüstlük Komisyonu Milletvekillerinin belirli, daha doğrusu belirleri bir meclis başkanlığı adayına oy vermek amacıyla kendilerine yapıldığını iddia ettiği rüşvet teklifleri iddialarına ilişkin soruşturmayı duyurdu. Komisyonun soruşturma dairesi milletvekilleri Macit Şengali, Ahmet Cuburi, Rade Dehleki, Hüseyin El Sabri, Ali Türkü'nün ofislerine başkanlık daha doğrusu bakanlık merkezine gelmeleri ve bazı medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalar hakkında daha fazla bilgi vermeleri talimatı verildi. Komisyon ayrıca özel okul inşa etme izni karşılığında rüşvet suçunu işleyen iki sanığı da suçüstü yakaladı. Komisyon okul bir okul müdürünün şikayetçiye tarım arazi daha doğrusu tarım arazisinde okul açması için yapıcı izin verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alınması karşılığında 8 bin dolar rüşvet talep ettiğini belirterek dürüstlük ekibinin imza attığını kaydetti. Güvenlik konularına ilişkin olarak El Cezire Operasyon Komutanlığı aralarında sözde El Cezire valisinin de bulunduğu 4 Daesh teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlık yaptığı açıklamada nitelikli operasyonun Ambar ilindeki Haçlili Aşairi ile işbirliği içinde yürütüldüğünü ve güvenlik güçlerinin geri kalan terör hücrelerini takip etmeye devam ettiğini söyledi. Telafi İlçesi Belediye Başkanı Halil Mohsin Ekim 2023'te göreve geldiği tarihten 2024 Ocak ortasına kadar ilçede ve her düzeyde tamamlanan projeler hakkında açıklamada bulundu. arafer qaim maqami sayin Khalil Mehsin Habish elçide çözülüp problemlərdən va başlayan bələdiyyə layihələrindən və elektrik məsələsi və dəyər elçinin idari məsələlərindən el Türkmen ekranına konuştu Biz geləli yəni İslam alı qaim maqamiyə ilk şey juhd el-hendesi anda yəni bu bu böyük məşru idi mənatiq ziraîyənə əşvəiyə indi içində işlədilər hәй şuadədə işlədilər indi Allah kəyində çıxıqla işlədilər دور بيش منطقة مزور هم من نار مناطق الجهد الهندسي والخدمي من نار مناطق عشوائية زراعية خدمات بلدية أنماز بس دولة رئيس الوزراء أمر صدر هذا كامل عرق تشلاني يطلع فطلع فرض من حصة ثانيا محافظ نينوى مشكور أول إسلام الماغينا وطردوا بر مؤتمر أمني أولد قيادة عمليات غرب نينوى ده أطلاق إلى هذا حملة إعمار غرب نينوى يعني بزن إنديش سادة القرى المهدمة نستيز جنة ينبي مشاريع يعني مثلا مواطن يالي دايبر استيم فلان شارع ام شوخت النان او تيكلا او مكتب ينبر كذا بزنينيو مثلاً دار المعنيه خاطب لي اجز بلديه هايسه اجز سودايرايسه اجز كهرب دايرايسه من اني يا مثلا اي نرى ان بز اعلام مزدا ان المواطن يقدم <applause> لي بالطلب بلدي يحول لي بن بلدي يجاوب لي بتبقى خابر يقول مثلا بمشروع انبت مثلا ضمن تخصيصات 23 بمشروع 24 نول لي برضه ثقه ولي مواطننا يعني حكومه المحليه نورتاسن والدوائر المالية. بز تشخار اه قرار قام مقامية باعتبار مولد إشلال ساعة يددان سعد برجيجيكم كم اه بر يددن مثلا باع وظيفة صوار مكتب وار شيء وار التزام إيه اليام بزم لجانة مزور بز استامي وغرمطة يتشاخ شيء ليها مواطن حق بسيو مواطن قال مثلا باع مواطن قال قال دي دي من استام يميد دن اشلات تجاري ده ديدم جيدن منطقه خاخ موافقه الى سن مختار قال نقدم له طلب الزن كن اما بزم شخرت ما غم زيد بركه خدمة المواطن يعني بدون مواطن مصلحة أصلا نستيو لأن مكتب ورقة أخي شاغور مكتب جيدي كلي جدا مار هم النار أهل مغبضي فيها جدا مار فبز محاسبة مزور يعني بز لارم بلغ لازو التزامي لاميان يعني يددن بركم حاسب لانر أخير ذا جال لجان تشخاف عند إشراك لازو لجنة لجنة دا أمن الوطني وار شرطة وار كهرب دائرة وار مختار وار منطقة دندخ اكي كرم أول شرير عدد. منطقة دندخ بيش أضم وقع لار سم منطقة وقال لنا نصو مختاري وقال لنا نصو جلسة يشكتي لسيد منطقي منطقة دي بتشلا ديلا سن منطقة يشي اللي لنا مانم كم مختار احد اعضاء ضبط القضاء دي بلاده وصيو دوائر المعنية اني يعني مواطن تنضخ اهلات ووقال وقال لنا الناس قال دا من ده Bu çalışmalar vatandaşların en öndeki istekleridir ve ilçenin hükümeti onların her zaman yanındadır. Telafar ilçesinden Galip Sto, El Türkmen Uydu kanalı. Telafar Sosyal Yardım Dairesi'nde görevli sosyal araştırmacısı Mehdi Nazım, dairenin çalışma serini yıllık yararlanıcı, beyanının nasıl güncelleneceğini, onlar için gerekli belgeleri güncelleme dönemini ve daireye bağlı alanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tarafında refah mensubu Mehdi Hazım yıllık güncelemesi ve dosyada istenen avrak varafa dairesinin son günlerde çalışmasından konuştu. Rahya dairesi taraflarda. İndi istiyor bir şey beğenliyor, bir husus beyen senavi. Görüyoruz kardeşlerimiz Racali'la çok izli hem biri bir bir üstünde. Çok kalabalıktı. Kalktık اول nokta eladı gözün harfını. Her kişi harfında gelsin. بر سيوخ تجور القائم قام يا قابص نور ابو حرفان سيد قائم قامو سيتي يربشر طلال هرج شا حرفينا نجي شربري حرف صدق الماسن رجاء بها بر حكت اي واحد مطلوب بين سنوي انا مصدق بزن صور مص قدر مكاتب انترنت يا يقول مية بين سنوي ستي ابو الاستنساخ نينر اول شيء وصل ستر وصلنا بخار 2023 يس ممنوع منعا باتا سحب لا تمرض بخر وصلنا 2022 21 سحب الوزن ببر وزننا عند صور صم ابو الاستنساخ هل انه بغير وصل ولا 2023 ديالي بتاي لان نجا سحب ولدا بتكرار ولا نجا تكرار ولدا مستفيدين بين سنه ويسه كيش حاسبيه من من دانور القرضه الشاسيه راتب ضرر لازم شاغرة غوزن فعليه 23 ديريان سحبي لماسن ناد مطلوب بين سنويدان بين سنويدان مطلوب ولان ابو الانترنت وزن كم من شو عاد بوغلين او وير عقد زواجهم وير بقزين عقد زواجهم ابو الانترنت بلاسن جاي لاشر تقرير طبي سي ان ار اسنده رفيع عاجز باوي لو زارني ولا بو تقرير طبي منا بزا ايو دبر نسخ وار اسن سخير بزا قاتل الروزن دونر بين سنوي ترافار لجنه الاعفار مشمر ولا منطقه لارشندا توتالي كسيك عاشق مزارع اولى ثانيه ثالثه ابو ماريا طيشة، عياضية داخل عياضية قرى عياضية يعني مزادة يقول عياضية بطي داندق. كسر محراب اطير شنجة، الله جاسمة داخل ترى مدة يخت شنجا ابو فيستانا شنجا مالكم اكاية كم قيت اكاية كم راتبي كاسر مدة مفتوحته اركش حرفين انجالسن نتلاز هذا ما انجاليسة جالسن برمشكلة مزيوقت هر جن حرفنا اندقل بحرفيا قال بين سنة ويكمل له بر مشكلة بس رجاء أبو الإنترنت سحبي لما قال أنا حتى حتى سي الحاحلة سحبي لما أخي العزيز إلا وصلنا باخ أما أخي وصل يوخ ديسا كيرم دو زرار يوخته منا سحبي له أجا شخيصه مداسه سحبي له سحبي لما آسكي أس كده نولنا إلا وصلنا باخ اثنين عشرين دو واحد عشرين دو سحبي له بالنسبة بزم دغبر رجامز مزور مواطن نردان برامش التعاوني لا خم قال النرفز تاني له خمز Bir qardaşımızdı, bir məntəqə qaxı yox, xumsudu qardaşdı. Biz isə yavaş-yavaş biləmisizcə, o gündə olan məvquaları əvvəl yerdi yox. Biləsəncə, ayal gəli bir məvquu gətirib təyirdi yox. Amma o şəbabdı və bizə bizə yığış rahatımız səhihdir ya, tələsməyə içində yavaş-yavaş özün kəmliyə qoyaraq vasılna biziq məmnunuq. Rafah dairəsi elçidə gözəl bir şəkildə çalışmaqdadır. Həm hızlı, həm də düz. Trafar elçisindən Qarabsu to, ƏlTürkmən uydu kanalı Pakistan, İran'ın Sistan ve Bülüşistan eyaletlerine bir dizi askeri saldırı düzenledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ordu güçlerinin istihbarat bilgilerine dayalı bir operasyonla Pakistan karşıtı silahlı grupların saklandıkları yerlere bir dizi askeri saldırı düzenlediğini, bu operasyonda 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek Pakistan'ın İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu kaydetti. İran ise Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'ın Tahran'daki Büyükelçisini çağırması sırasında Pakistan'dan ülkenin güneydoğusuna düzenlediği füze saldırılarıyla ilgili derhal açıklama yapmasını istedi. İran kaynakları Pakistan'ın Sistan ve Bülüşistan eyaletlerinde sınır bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 9 kişinin öldüğünü, ölenlerin arasında İran vatandaşı olmayan 3 kadın ve 4 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Çin, Pakistan ile İran arasındaki gelirimi ortadan kaldırmak için arabuluculuk teklifinde bulundu. Karachi'deki Çin konsolosu ülkesinin iki ülke arasındaki sınırın her iki tarafında faaliyet gösteren silahlı grupların karşılıklı olarak bombalanması sonrasında ortaya yapmaya hazır daha doğrusu ortaya çıkan gerilimi ortadan kaldırmak için Pakistan ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade ederek Pakistan ve İran'ın bölgedeki en büyük iki ülke olduğunu dikkat çekti. Gazze yönelik Siyonistlerin savaşta, daha doğrusu savaşta Gazze şiridinin güneyindeki refahta Siyonistlerin bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 vatandaş şehit oldu ve yaklaşık 30 kişi yaralandı. Medya kaynakları evde bombalamadan sığınan göçmen ailelere yaşadığını doğruladı. Ancak işgal uçakları ve topçu birliklerinin eve atış atması evde katliama yol açtı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde, daha doğrusu şeridine yönelik saldırı sonucu Gazze'de şehit düşenlerin sayısı 24.450'ye yükseldi. Saldırılar sonucunda yaralanan kişi sayısı ise 61.500'e yükselirken, Siyonist bombardmanında yıkılan binaların enkazı altında binlerce kayıp kişi bulunmaktadır. Siyonist güçleri ayrıca Beyt Lahim Güneydoğusundaki Harmal köyünden 42 daha doğrusu 42 genci tutukladı. Medya kaynakları işgal güçlerinin Beyt Lahim, Beyt Jala, Beyt Sahur ile El Hadra ve Atars daha doğrusu Artas kasabalarında da birçok şehire baskın düzenlediğini doğrulayarak Siyonistlerin evlere haksız baskınlar düzenlemeye başladığını, bunun da haklı karşıtığını belirtti. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Muhammed Şial, Sudani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ekonomik alanlarda ve Irak'ın askeri yeteneklerini geliştirilmesi alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Başbakan İsviçre'deki Davos Forumu oturum aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Federal Dürüstlük Komisyonu özel okulu inşa etme izni karşılığında rüşvet sonucu, daha doğrusu suçunu işleyen iki sanığı da suçüstü yakaladı. <laughs> Güvenlik konularına ilişkin olarak El Cezire Operasyon Komutanlığı aralarında sözde El Cezire Valisi'nin de bulunduğu 4 Daeshli teröristin öldürüldüğünü duyurdu. <laughs> Pakistan, İran'ın Sistan ve Bülüşistan eyaletlerine bir dizi askeri saldırı düzenledi. Gazze yönelik Siyonist savaşı, savaşta Gazze şiridinin güneyindeki Rafah'ta Siyonistlerin bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 batında şehit oldu ve yaklaşık 30 kişi yaralandı. Böylelikle bültenimizi noktalıyoruz. Gelecek bültenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.